MyOpenStage.com'dan merhaba. Bu haftaki konuğum eski bir dostum, davulcu Mert Işılay. Öğrencim. Harikasın, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Harikasın, çok ayağına sağlık öncelikle. Biliyorum çok koşturmacaların var. Evet. Denk geldi rahat bir zamanda. Yani biliyorsunuz bu daha önce yapılacak bir şeydi. Ben de size sabrınız için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Ne demek? Yani aylarca olması gereken iş. Benim şahsi takvim yüzünden sarktı ama bu konuda olumlu ısrarınız yüzünden ben teşekkür ederim. Harikasın. Ben de istiyorum zaten kafan rahat olduğu zaman da yapmak en güzeli bu tip şeyleri. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne yapalım istiyorum ki ben sohbette evet senin çok takipçilerin var özellikle davulla ilgili arkadaşlar. Davul çalım tekniklerinle ilgili merak ettikleri şeyleri sen de paylaşıyorsun sosyal medyadan videolarla, workshoplar yapıyorsun. Onlara geleceğiz ama ben istiyorum biraz Mert Işılay'ın ritmini biraz da bugün konuşalım. Nasıl bir hikayesi var Mert'in? Nasıl başladı ve nasıl bir süreçle şu anki aşamaya geldi. Biraz onları da konuşmak istiyorum. Ta en başa kadar mıydı? En başa kadar. Üniversiteyi anlatalım yani. Anlatalım evet istiyorum ama aileden başlayalım. Bir Karadenizli bir aile ve İstanbullu bir ailenin anne babanın çocuğusun. Ailede nasıldı? Müzikle ilgili bir ortam şey var mı? direkt hiçbir şey yoktu. Yani müzisyenlik namına veya müzik namına tabii ki evde mutlaka bir şeyler dinleniyordu. Babam ve amcam böyle 80'lerden kalma rock müzikleri vesaire şu bu falan. Güzel. Biz de haliyle evde o melodiler döndüğü için dinliyorduk da hani harika. Bunun uzun vadede yarın öbür gün benim müzisyen olur muyum olmaz mıyım öyle bir şey yoktu. Kesinlikle. Yani standart bir Türk ailesi. Oğlumuz mühendis olsun, doktor olsun. Klasik bir Türk ailesine bırakırsanız dünya nüfusunun %50'si doktor, %50'si mühendis olur. Harikasın. Hani müzisyen olacağım bilmem ne. Harikasın. Daha sonraki aşamada işte üniversite şu bu falan filan derken hani siz de artık bari söyleyelim dediniz. Benim normalde çok anlatmadığım bir şeydir. Evet, evet. Sen ama matematikle falan ilgiliymişsin. Yani lisede de sonraki süreçte de zaten. Evet. Yani o kısım önemli. Sayısala meraklıydım. Tesadüf değil, evet. Sayısala meraklıydım. Bir gün üniversitedeyken yataktan kalkıp artık dedim şu hayatta iyi bir şey, yani bir şeyi gerçekten iyi yapabilir miyimle başlayan serüven buraya kadar geldi. Hayır. Hani başkalarına göre böyle ekstrem değişik gelebilir ama aldığım bir karardı ve aileme de haber vermemiştim aslında risk. Ama benim sadece şöyle bir avantajım var. Yani anne baba, dedeler, anneanne, babaanneler hiçbir zaman bana illa şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demediler. Evet, evet. Her daim güzel. Şu oğlum neyde mutluysan. Ne güzel. Neyde mutluysan. Bu da bir yol, güzel bir yol bence de. Yani bir tek açıkçası benim halam 80 ihtilali dönemi hukuk bitiren bir kadın. Ve rahmetli de askerde hani ne zor şartlarda olduğunu siz düşünün. Evet, evet. O kadının karşısına çıkıp ben üniversiteyi bıraktım müzikle uğraşacağım falan dedim gerisini hatırlamıyorum. Üniversiteyi bırakıp döndükten sonra aslında hem tabii bizimkilerin deyimiyle bir bilezik bence yani bana göre değil. Hı-hı. Ama halamın benden olan tek isteğini yaptım ve üniversiteyi bitirdim. Diplomayı da kendisine teslim ettim. Dedim tamam mı? Tamam. Şimdi mesela diploma neredesiniz? Bilmiyorum yerine. Ama yani bu müziğe başladığımdan beri tek oydu halamın istediği. Yani ne yaparsan yap mezuniyetin olsun. Evet. Onu da hallettik. Ondan sonra kendimizi attık bu piyasaya. Evet. Tabii belli noktalarda karşılaştığımız doğru insanlar. Yani bu tabii 3-5'i geçmez. Şimdi bunu söyleyince hani herkes de eğlenmesin. O insanlardan aldığım doğru yorumlar ve doğru çalışmalar. Hı-hı. Birazcık da tabii gayret. Evet. Çünkü her müzisyen biliyordur yani her enstrümanın etüdü uzun ve sıkıcıdır. Hı-hı. Aynı şeyleri defalarca tekrarlarsanız bilmem ne. Sizi burada diğerlerinden ayıran nokta sabrınız. Evet. Evet. Hani şöyle düşünün mesela pimpon ve bilardo. Özellikle bilardo kahvelerde olur. İşte pimponda bizim doğru. Yazlıklarda falan. Ama mesela pimponda bir Çin gerçeği var. Bilardo'da da Semih Saygıner var. Evet. Yani bir işin üzerine düştüğünüz mü ne noktalara geleceğinizi görüyorsunuz. Çok doğru. Davul namına da öyle. Bu isim Sadi Bey'i atlamayalım. İlginç o da sana bir evet. Geri dönüş olmuş. Sadi Işılay ailede bir baba tarafından. Dedemle amca çocuğu. Yani çok bilgim yok açıkçası. Evet, bu sadece şey yani ben Bolu'dan döndüm. Baba ben üniversiteyi bırakıyorum dedim. O babamın o bakışını hiç unutma. Sonra aile içinde muhabbet olmuş. Ya bu çocuk neden müziği hani? Şimdi hep filmlerde de odur ya. Böyle 3-4 üst akrabadan kan genden geçer falan. En son bağladıkları konu işte bizim Sadi Işılay vardı işte meşhur kemancı. Belki ondandır falan. Olabilir de yani o Türk müziği benim Türk müziğiyle uzaktan yakından alakam yok yani. Evet. Güzel tesadüf ama. Hani dost meclisinde masalarda otururken dinlediğimiz bir müzik. Onun dışında hiç kulaklığa takıp "Aa çok iyi" falan diye dinlediğim bir müzik değil. Evet, evet. Ben birazcık daha böyle adrenalin, sert ve atraksiyonel müzik seviyorum. O konuda öyle bir isim koydular. Ben de o dönem Sadi Işılay'ın ismini duymuş oldum. Tabii az buçuk araştırınca literatüre girmiş eserlerinin olduğu vesaire şu bu. Benim için aslında onur verici bir olay. Ne güzel. Ama gerisini çok kurcalamadım. Harika. İnşallah benden sonraki 3-4 nesil de bu işe başlarsa düşünseler kim falan ya Mert Işılay vardı derlerse inşallah. Amacım o. Harikasın. Harika. Peki İstanbul'da tünelde uzun bir dönemin geçti birçok öncesi Kadıköy kişi gibi. Öncesi Kadıköy var. Evet. Ya tabii müzik ortamında bulunmanın mutlaka hem farklı müzisyenlerle tanışma, onlarla sohbet edebilmek bile çünkü çok önemli bu tip durumlarda ve onlarla vakit geçirebilme fırsatı da veriyor. Nasıl görüyorsun yani tünelde, Kadıköy'de vakit geçirmenin nasıl etkileri oldu sende? Uzun bir dönem geçirdin orada. Hemen orayı zipleyip anlatayım size. Tamam. Üniversiteyi bıraktıktan sonra işte müzikle uğraşan arkadaşlarım vardı. Onların peşine takıldım. Aslında üniversiteyi bıraktığımda da müzisyen olacağım diye bir durum yoktu. Arayışta olduğum bir buçuk senelik bir dönemdi. Kadıköy'de bir müzik mağazasında işte prova alıyoruz vesaire. İşte standart şeyler, metalikalar, şunlar bunlar falan. Orada mağaza sorumlusu arkadaşla samimiyeti ilerlettikçe işte bana albümler dinletiyor vesaire, müzik hakkında konuşuyoruz, bir şeyler gösteriyor, ufuk açıcı şeyler. En son bana dedi ki oğlum dedi bak sen burada çok takılıyorsun bari dedi bir işe yara. Bunu dedi hani bizim tünelde de şubemiz var. Git dedi orada çalış. Davul bölümüne adam arıyor. Evet, evet. Burayı sizden bağımsız anlatıyorum. O davul reyonunda işe başladım. Orada da bir davul dersi veren bir hocamız vardı. Bir iki merhaba sohbet falan. Bir gün öyle kendisi derse girerken ben orada petle kurcalarken bana şey demişti. Bak dedi rimshot çok kullanıyorsun. Hayete de sol elin çok gidip geliyor. Tradition'ı niye denemiyorsun? Hiç unutmam o lafı. İyi dedim, deneyeyim dedim ama sıfırdan bir başlangıçtı. Yani o dönemde meçle çaldığım hiçbir şeyi çalamaz hale geldim. Ben de bir şey çalamadım mı üstüne gitme huyu var. Evet. Üsteledim, ettim bilmem ne traditional. Traditional'la uğraştık, ettik falan. Ondan sonraki bu dönem şimdi de o zatın karşısında sohbetteyiz. Beni traditional'la başlatan Herman hocadır. Ne güzel, harika. Ve sen de onu çok üst seviyede kullanıyorsun artık. Yani kendi tarzının içine yerleştirdin. Tabii alışkanlık. Ve onu en üst noktaya kadar ilerletiyorsun yani gitgide de. Çok başarılısın, bravo. Hocam ama zaten alışkanlık olduğumu kopamıyorsunuz. Yani elime, sol elime bageti aldığım anda dönüyor elim. Evet, biraz da bahsedelim istiyorum Mert. Bir davulcu nasıl hazırlanır aslında konserlere, kondisyonunu nasıl korur? Nasıl çalışmalar yapar? Beslenmesine dikkat eder mi? Nasıl bir ritmi var onun? Öyle bir Türkiye'de. Bu bir karnabahar yemem lazım. Özellikle var mıdır kendine özgü bir tekniğin, bir yolunu var mı o kısımlarda yani? Şimdi bazen duyduğunuz bazı cümlelerin etkileri farklı olur. Mesela bundan yıllar önce, işte az önce de konuşmuştuk, Akira Jimbo workshop'a. Evet. Adama çok keyifli bir soru sordular. İyi davulcu sizce nedir? Bence çok açılımlı ve zor bir soru. Çünkü bu bir göreceliliktir, beğenidir. Hani sizin beğendiğinizi ben beğenmeyebilirim. Benim beğendiğim size hiçbir şey ifade etmeyebilir. Evet. Adam orada çok güzel bir cevap verdi. O cevap bundan sonraki süreçte bana aslında bir rehberlik de yapmış da olabilir. Çaldığı zamana hakim davulcu iyi davulcudur. Yani dedi kabaca anlatmam gerekirse dedi 16'lıklarına hakim davulcu iyi davulcudur. 16'lıklarına hakimiyet için uzuvlarımızın iki el iki ayak. Yani el ayak koordinasyonunu o timingin içerisinde iyi kullanan davulcu iyi davulcudur. Evet, evet. Bana mantıklı güzel, geldi o laf. Çok güzel. Ondan sonra çalışmalarım ağırlıklı olarak hep bu pet başındaki çalışmadan üreterek devam ettim. El ve ayakları ısındırarak. Mutlaka çalıştığımız alet bir performans aleti. Evet. Ve aslında bence dünyanın ilk enstrümanı ve bazı yerlerde aslında teknikten kopmanın da faydası var. Yani birazcık daha efor sarf edip şudur budur falan. Şimdi bizim gördüğümüz görsellikte ağırlıklı olarak rockçılar hep böyle terler, eller buralardan uçuşur. Yıllarca biz ne gördük işte? Beyaz zihniyeti, belli noktadan vur, rebound'u al bilmem ne. Evet. Sonra 2000'lerin başında zenciler çıktı gospel müzikle ve olayı bambaşka bir boyuta getirdiler. Orada anladım ki demek ki bu iş gerçekten çok büyük performans isteyen bir iş. Davulun başından ayrılmaman lazım. Bir yerde de spor. Evet, evet. Yani nasıl bir koşuya direkt başlamazsınız. İlk önce onun bir ısınmasını yaparsınız vesaire şudur budur. Bana göre de uzuvlardaki farkındalık arttıkça onları ısıtma gereksiniminiz daha da çok başlıyor. Çünkü ilk başladığınızda çoğu şeyi reflekse bırakıyorsunuz. Refleks çözüyor. Zaten olay hakimiyeti refleksin zayıflamasına sebep oluyor. Evet. Çünkü olayın ne kadar farkındaysanız artık reflekse bırakmıyorsunuz. Aya diyorsunuz ki bırakın ben yapacağım. Onu yapmak için de belli başlı ısınmalar var. Ayak için çok fazla uyguladığım bir şey yok açıkçası. Davulun başına oturdum mu işte pedallarla belli oluşturduğum kalıpların devamlı tekrarı, hızlandırma, yavaşlatma. Ama onun dışında hani stick kontrol, sticking ilk gün başlayıp bu enstrümanı çalamayacağınız artık fiziksel olarak çalamayacağınız güne kadar yapmanız gereken şeylerin başında geliyor diye düşünüyorum. Evet. Sen uzun bir dönemdir Mehmet Erdem'le çalışıyorsun. Evet. Nasıl bir setup kuruyorsun davul olarak? Sen kendin kuruyor musun davulunu? Evet. Onu duydum. Evet. Yani hep stüdyoda kendi setuplarımla çalıştığım için hani her müzisyenin bir cinsliği vardır ya. Benimki de o galiba. O kurduğum milimetrik setuplara o kadar alışkınım ki. Her gittiğimiz konserde ekip sorumlumuz Yasin abiyle atlarım ben önden giderim. Ondan hep tek ricam olur. Bana bu case'leri aç, gerisini bana bırak. Çünkü ona göre rahat edeceğim konumda. Benim lüksüm onu rahat kurmam lazım. Olur. Olabildiğince de şaşalı kurmak isterim. Çünkü sahne aslında sizin kart vizitinizdir, reklamınızdır. Evet. Bir şov aynı zamanda. Aynı zamanda bir şov. O yüzden elimden geldiği kadar güzel doldurmaya çalışıyorum. Bugün buradaki de aslında çalışacağımız konularla alakalı en pratik, en minimal setup. O bile bu kadarcık yani. Çok düşüremiyorum. Gözünü rahatsız ediyor. Nefis görünüyor. Nefis. Peki bu hazır bahsetmişken bu spor disiplin kısmı da özellikle önemli demiştik. Performansını yükseltmek için. Sen eğitimci tarafın da var. Öğrencilerin uzun bir dönem oldu, devam da ediyor. Onlarla nasıl yaklaşıyorsun? Yani bu çünkü benim de eğitim verdiğim uzun yıllardır arkadaşlar var. Ama genelde şey kısmı hep zor oluyor. Yani bu disipline edip programlayıp kendini zaman ayırıp belli bir zamanlar vesilesiyle belli teknikleri aşmak. Şimdi o motivasyonu sağlama kısmı büyük problem. Evet. Yani potansiyeli olsa bile o kişinin, yeteneği olsa bile onu yapamadığında ortaya çıkaramıyor. Her şeyden öte şöyle bir şey var. Şimdi sizden davul dersi almak isteyen kişiler ya sizin performansınızı bir yerde izlemiştir ya da işte sevdiği grupların konserini görmüştür vesaire şu bu. Şimdi mesela bir rock müzik hayranı düşünün. Çift kick, 4 alto, 2 flor bilmem ne falan. Adam bu gazla geliyor, adamı bir tane pedin başına oturtuyorsunuz. Evet. O olmaz. Adam der ki bu ne ya? Bu ne? Evet. Aslında işin mantığının bu olduğunu anlatmanın farklı yönleri var. Hani oğlum bak yap bunu aslansın, herkes sana bakacak bilmem ne. Benim gözümde müzik ve spor her şeyden öte sosyalleşmedeki hızlandırıcı unsur. Yani kişinin kendi özgüvenini sağlayan bir unsur. Çünkü meziyeti olan insan dikkat çeker. Ve pratikte de en hızlı yapabileceğiniz şey müzik ve spordur bence gündelik hayatta. Çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ben öğrencileri o yönden teşvik etmeye çalışıyorum. Siz de bilirsiniz ki çoğunlukla öğrenciler lise çağı olduğu için tam işte o özgüven ve kişiliğin oluştuğu dönemler. Onlara çeşitli gaz unsurları veriyoruz. Tabii her şey burada anlatılmaz. Çok güzel. Onlarda da sağ olsun çalıştığımız etütlerde güzel dönüşler aldık. Ama tabii bu konuda benim mesela kriterim var. Sizinle de konuşmuştuk. Mesela öğrencilere anlatıyorum. İlk önce kendi ders işleyiş stilimi anlatıyorum. İşte tabii ki literatürdeki kitaplardan örnekler göreceğiz şu bu falan ama ben diyorum ki bunu bu şekilde çalıştım. Bir şeyleri yanlış yaparak doğruyu buldum. Senin o yanlışı yapmanı engelleyeceğim diyorum. Yani o zamanı senden kurtarıyorum. 3 birimse 1 birime indireceğim. Onun dışında anlatıyorum. Rudimental çalım, el ayak koordinasyonu, ritim matematiği, caz harici diğer tarzlar. Çünkü çok ilgilendiğim bir tarz değil. Bu konuda da ahkam kesmeyi sevmiyorum. Hatta güzel, bu üniversite konservatuar sınav dönemleri daha bir yoğunluk oluyor. Hocam yapalım edelim falan. Söylüyorum yani bu benim sana verebileceğim bir durum değil. Bu konuda uzmanlaşmış insanlar var. Hı-hı. Onlarla çalışmam daha mantıklı. Çok güzel. Adamlar varını yoğunu o müziğe vermişler. Benim için hani öncelikli olan bir şey değildi o. Evet. Ha, öncelikli olmaması kötü bir şey olduğunu göstermez. Bazen böyle albümde duyduğum tınlara yakın bir cümle falan eskaza swing'de yakaladıysam evet, bir ayrı bir hoşuma gidiyor. Keşke ilgilensem. İnşallah bundan sonraki süreçte. Olabilir. Olabilir. Yaşta tam cazcı. 40'a geldik. Ne güzel. Harika olur. Tabii bir yandan da artık yani bu dönemde birçok davulcuyu da izleme şansı var. Evet. Davul öğrenmek isteyen kişilerin birçok tekniği gözlemleyerek takip edebilir. Yani aslında tek bir hoca olmuyor artık yaşadığımız yüzyılda. O kadar çok şeyden etkilenme ve öğrenme şansın var ki bir rehber oluyor diyelim hoca sana. Ama ondan sonra sen o kişiyle ilgili araştırmak, yeni teknikler öğrenmek veya öğrendiği tekniklerin uygulamalarını daha fazla görmek. Ama o konuda öğrenciye de çok bence şey düşüyor. Çünkü siz benden daha çok yaşadınız. Ben o dönemin sonuna denk geldim. Hani şimdiki zaman gibi yok kitabı bulayım, videoyu bulayım o kadar kolay işler değil. Evet. Şimdi internette bir enter'a bakıyor. Ama bu hani her şeye zıplayan adam için de bir bilgi kirliliği. Evet. Ondan da olsun, bundan da olsun. Tamam o konuda bilgim var, bu konuda bilgim. Bunda da var. Totalini topluyorsun her şeyden bu kadar. Doğru. Kardeşim bu dünyanın ilk enstrümanı. Anlatırsan ama ben şunu yaptım, bunu yaptım. Adam der ki geç otur çal bakayım göreyim. İşte evet, orada Hanya Konya değişir. Çok doğru. Yani sosyal medyayı, interneti okumayı da bilmek. Evet. Tabii o da çok önemli dediğin gibi. Şeyler çok etkili tabii yani görsel olarak konser videoları izleyebiliyorsun. Evet. Çok azdı bizim dönemimizde. Yani hayal edemezdik nasıl yaptığını, belli teknikleri, nasıl vurduğunu. Evet. O anlamda çok büyük bir alan açıldı tabii ki yani görebilmek. Hareketler vesaire ki falan. Aynada çalışmayı sen de konuşmuştuk galiba. Yani kendini görmek de önemli çünkü kendini de görmüyorsun. Bir şey vardır biliyorsunuz. Mesela bazı davul hocalarının belli süreçlerde eğitimde nefes dersleri verdiğini duymuştum. İlk başta bana bir mantığını oturtmadı ama ondan sonra şöyle bir şey vardı. Çok zor hareketleri çaldığınız zaman böyle ağzınız burnunuz buruşur. Evet. Vücut o sırada kaslara giden oksijeni keser. Evet. Ve bu hareketin uzunluğuna bağlı. Bir anda oksijeni gönderdiğinizde kaslara işte o ritmsel çekip koşmalar orada başlıyor. Evet, evet. Düzgün nefes alma teknikleri bunlar da öğrenmek lazım. Bu işin başka boyutu. Ben bir kere sahnede yaptım onu. Hı-hı. Ama unutmuşum ya. Up tempo bir şey çalarken çaldığım tempoda nefes alınca bir güzel oldum, bir güzeldi. Ama nasıl güzeliz? Parça bittiğinde ben artık ayaklarım yerden kesilmişti. Ben ilk başta aynada çalışırken hem el açıları hem o surattaki. Evet, evet. Hani böyle çalıyorsunuz ediyorsunuz ama ağzının böyle olduktan sonra bir manası yok. Onları da toplamak adına. Tabii şimdi yıllar geçti. Daha çok elim nasıl duruyor, o nasıl duruyor, bu nasıl duruyor. Ama onlar da gerekli tabii. Evet. Çünkü bu işin doğasında sakatlanma da var. Tabii doğru. Bu illa çömezlerle alakalı çok profesyonel adamların da başına gelen bir şey. Çok doğru. Genel manada kendimize iyi bakmamız lazım. Evet. Evet. Çünkü bu laf her yere çekilir de biz de bedenimizle para kazanıyoruz. Evet, bizim elimizin, ayağımızın... ilk enstrümanımız o aslında en başta. Evet. Doğru söylüyorsun. Çünkü biz bunu hava boşluğuna sallıyoruz ve davul bize buradan bir cevap gönderiyor. Çok doğru. Öyle yaptım, böyle yaptım vesaire diye. Çok o yüzden doğru. Olabildiğince kendime iyi bakmak istiyorum diyorum ama o kadar. O kadar. Harikasın. Keşke daha fazla olsa. Harikasın. Peki workshoplar da yapıyorsun sen. Evet. Özellikle bunu teşvik eden de bir davulcusun. Nasıl Türkiye'de birçok şehre de gidiyorsun sen İstanbul dışında. Nasıl ilgi görüyorsun? Arkadaşlar neler soruyorlar sana? Gençler ne düşünüyorlar davulculukla ilgili? Biraz bahsetsene bize. Şimdi hocam benim ilk etap kafamda düşündüğüm şuydu. Ufak bir bütçesi olacak işin. Karşı tarafı da kasmayacak, beni de kasmayacak. Evet. Dedik standart workshoplarda neler yapılıyor? İşte playlong çalımları vesaire bu falan filan. Şimdi playlong'un çalınması için de bir tesisat gerekli. Evet. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Zaten ilk etap yaptığım İstanbul, Agop ve Dore'den önceki bütün her şeyi ben tasarladım. Hı. Ben yaptım, ben firmalarla görüştüm. Evet. Bundan sonraki süreçte sağ olsunlar onlar devreye girdi. Evet. Yasemin ve Ozan'a teşekkür ediyorum. Onlar bu konuda çok yardım ediyorlar. Aklıma şöyle fikir geldi. Onlarla boğuşacağıma ben ders gibi yapayım. Sıkıştırılmış bir ders formatı olsun ve gelenlere bir kağıt vereyim egzersizlerle alakalı. Hmm. İşte kaç kişi geliyorsa o kadar fotokopi basılıyordu. İnsanlara dağıtıyordum. Oy. Bakın sorular önünüzde. Sorun, cevaplayayım. Zaten çalışacağım şeyler bunlar ve bunların varyasyonlarıyla alakalı diyordum. Olay aslında workshop'tan öte sıkıştırılmış toplu bir derse dönmeye başladı. Evet. Bunlarla da alakalı olumlu tepkiler geldi. İlginç. İnsanlar uğraşıyor ediyor, belli mantıkları anlatıyorsunuz. Yani overlock makinesi ayağınıza geldi gibi bir şey oldu. Gayet de güzel oldu ki bunu hızlandırmak maksadıyla işte Dore'nin mağazalarında yaptık. 5-6 mağazasında yaptık. Gayet de güzel, olumlu sonuçlar döndü. Peki böyle hiç şaşırtan bir genç arkadaşı oldu mu senin? Sonradan iletişimde de kaldığınız hiç... Hala var. Takip eden hala vardır değil mi? Hatta bu konuyla alakalı buradan da bir açıklama yapalım. Bunu hep yapıyoruz ama. Hı hı. Şimdi sağ olsun davulcu arkadaşlar, işte biz bazı konularda hani video paylaştığımız için çokça soruyla geliyorlar. Evet. Şimdi günün 24 saati call center gibi o telefonun başında yaşamıyoruz. Bazıları bozuluyor. Gönül koyan var. Yani acaba diyorum bir dönem sevgili miydik, ayrıldık o derece. Hani eninde sonunda dönüyoruz o arkadaşlar. O konuda biraz sabırlı olsunlar. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Ama her şeyden hani telefonda, mesajla yazılacak bir durum değil. Doğru. Mesela bir paterni soruyor. Şimdi ben diyorum, sen onu nasıl cevaplayayım? Doğru. Ben diyorum şu teknikle yaptım. Bir dene bakalım neler çıkacak diyorum. Tamam abi diyor, video gönderebilir miyim? Gönder ama diyorum hani 15-20 saniye geçmişsin. Oturup bütün gün onu inceleyip düşünmeyeyim diyorum. Çünkü ben de hani sana vakit ayırıyorum okey ama yani senin gibi benim de vaktim değerli. Ben kendi çalışmama da ayırabilirim. Ama elimden geldiğince ve sorular saçma olmadığı sürece, saçmalar da geliyor yani. Evet. Geyikleyinle sorular geliyor. Onun dışındakilerin hepsine bir dönüş yapıyorum. Ha, güzel. Yani burada tabii bizim de internet yayıncılığıyla ilgili olan kişilerin biraz amacımız da o. İleride daha imkanları genişletip işte herkese ulaşmak çok zor çünkü gerçekten bir performans müzisyeninin aktif olarak çalan birinin. Ama bu tip daha kaliteli ve notalarla vesaire anlatacak videoların ortamını hazırlayıp aslında bir alan yaratıp sizi de rahatlatmamız gerekiyor o kısımlarda. Bunun örnekleri olsa aslında sadece biz değil çok daha verimli olacak gerçekten. Umarım biz de elimizden geldiğince düşünüyoruz onları ilerleyen zamanlarda. Peki biraz... Kimlerle çaldın? Bahsetsene bu süreçte. Biraz da onlardan bize bahset. Birçok pop müzik sanatçısıyla çalıştım. Sen daha çok pop rock senin olanın değil mi? Evet. Hı-hı. Yani bir de şimdi hani sadece müzisyen olduğunuz için bu işten bir gelir de elde etmek zorundasınız. Evet. O yüzden çoğu müzisyen arkadaş gibi hepimiz de pop müzik. Yani bunun aşağılamakla alakası yok. Ama oradaki... hitap edilen kitle daha yüksek olduğu için haliyle oradaki gelir de daha yüksek oluyor. Evet. Bir sürü pop müzik sanatçısıyla çalıştık, kayıtlarında çalıştık. İşte Cimbız'la çekeceğimiz uzun bir süre 3 sene yakın Buzuki Orhan'la çalışmışlığımız var. Hı-hı. Ondan sonraki süreçte Sarp Ersemiz, Ercüment Vural, belli dönem Anıl Batu ile beraber yaptığımız işler. O What the Funk'ın ilk aşamaları. Daha o zaman aslında adı konmamıştı. Hı-hı. Biz böyle daha hızlı ve pratik şekilde çıkıyorduk. Şimdi onlar olayı çok büyüttüler. Evet. Çok güzel noktalara getirdiler. Onun haricinde kayıt manasını Cihan Sezer'le çok çalıştım. Ondan çok şey öğrendim. Onda ritim kafası çok enteresan. Hı-hı. Onunla bayağı yurt dışına işler de çaldık, müzikal işler de çaldık, enteresan işlerimiz oldu. Son dönemde de ağırlıklı olarak Mehmet Erdem'le beraberiz. Onun öncesinde Hakan Ayse. Mesela o benim için çok enteresan bir deneyimdi yani. O nasıl bir projeydi o? Yani küçük bir grup muydu? Bir combo orkestra mı, büyük bir orkestra mıydı? Yani bir senfonik orkestra değil. Böyle bir popüler müzik batı orkestrasını düşünün. Önde Hakan Ayse vardı. Yani aryaliyetlerle başlayıp oyun havalarına falan gider. Dinleyenin de lan burada ne oluyor diyeceği işler. Ben açıkçası şahsen Hakan Ayser'den böyle performans beklemiyordum. Yani zaten hani müzisyenliği tartışılmaz. Adamın bir yerinde de bir Cem Yılmaz varmış. Yani. Öyle çok mi? Çok eğlenerek yaptığımız güzel bir sahneydi. Harika. Orada sağ olsun o bana o opera, aryaliyet tarzı şeyleri nasıl çalınacağını. Çünkü onların kendi içinde enteresan bir salınımı var. Onları falan öğrendik. Cahit Berkay'la film müzikleri çaldık. Evet. Düşünsenize her konseriniz insanlar ağlıyor. Nasıl bir kötü psikoloji? Al yazmalı. Herkes ağlıyor. Ona da buradan selam var. Çok güzel, önemli bir isim. Ne güzel. Harikaymış. Televizyon programları oldu. Televizyon programlarının özellikle canlı orkestra olduğu için birçok sanatçıya eşlik ettiniz. Evet. Herkesin bir triği var, enteresanlığı var. Onları keşfediyorsunuz. Evet, evet. Son dönemde ağırlıklı olarak işte Mehmet Erdem'le devam ediyoruz. Harika. Peki Mert nelerden besleniyor? Yani bir davulcu kendi profesyonel alanının dışında sanat, spor veya bir hobi nelerden beslenir? Mesela ortaokul dönemlerinde çizim yaptığını söylemiştin. Evet. Annem makine ressamı. Evet, evet. Herhalde el ondan geçmiş. Yani o dönemler Akmar Pasajı'na gidip alt kattaki kitapçılardan işte Marvel, DC evet, dergileri alıyorduk. Onları taklit ede işi bir boyut daha öteye taşıdım. Annem bu konuda gözlemci olduğu için bir gün bir baktım bana kalem setleri işte, resim defterleri şu bu falan. O dönem bayağı üsteledi annem ama tabii hani işte klasik Türk ailesi bir yerde ağır basıyor. Ya mühendis ya doktor. Ya sen gene resim yap ama doktor olarak yap, mühendis olarak yap. Sadece resim olarak değil. Güzel, güzel. Onlar ağır bastı. Yani onlarla böyle uğraştık, ettik. Harika. Mesela eşimle mesela inanılmaz film izlemek severiz. Ne güzel. Mesela 2 günde Harry Potter'ın bütün filmlerini izliyoruz. Ne güzel. Pipetle beslenip aman film kaçmasın diye. Onun haricinde son 3-4 senedir merakımı çeken uzak tarih, eskiler, milattan önce. Hani bu günümüzdekiler bana yakın tarih geliyor işte. Evet. Sümer tarihi, Mısır tarihi, o dönemler neler olmuş. O dönemki kil tabletlerde yazılanlarla şimdiki benzerlikler falan. Son dönemden onları biraz bir takıntı haline getirdim. En büyük keyfim öyle bir belgeseli internette yakalarsam onunla pet çalışmak. Aa. Tabii. Hem aydınlanıyorum hem çalışıyorum. Harikaymış. O zaman belki bir gün film de çekersin, belgesel. Ha. Ya da biz seni çekeriz yani. Ama konusu ne olur onu hiç bilmiyorum. Çok güzel. Şimdi Sümerli'yi gözünden tanırım. Bilgiliyim yani. Harika. Bir de aile kalabalık senin aslında. Evde 4 tane de ufaklık var. Kapı önünde baktıkları. Kedilerin de var. Kapı önünde de bahsettin baktıkları. Nasıl yani hayvanlarla yaşamak nasıl evde? Ben çok seviyorum. Onlarsız bir hayat ben düşünemem. Evet. Yani bu tamamen farkındalıkla alakalı. Bizim veterinerimizin çok güzel bir lafı var. Hani siz diyor bir doktora gidince derdinizi anlatıyorsunuz diyor. Karşınızda derdini anlatamayan bir varlık var. Ve size muhtaç. Evet. Bizim zaten aileden öyleydi. Yani annem babam hayvan severdi. Ama tabii o dönem İstanbul'da hani 80'ler 90'larda çok evde kedi köpek besleme gibi durum yoktu. Herkes işte balıkla kuşla işin ucundan tutardı. Doğru. Daha sonra müsait olunca annem bir gün bir tane getirdi, 2'yi de getirdi. İlk dönem bir sıkıntı yaşamıştım yani evde devamlı bir şey var, bir şeyleri karıştırıyor. Ama yani şimdi baktığımda onlarsız bir hayat benim için imkansız. Çünkü onlar hani büyük bir stres alma unsuru. Ve zaten dünyada onlarla beraber varız yani. Onları dışlayamayız. Ben hiçbir hayvanı oturup hani çiğen de yılan da açalım diye öpecek halim yok onların yaratılışından dolayı. Hiçbir hayvana zarar vermem ve elimden geldiğince de onlara yardım etmeye çalışırım. İmkanlarım dahilinde. Keşke daha fazla olsa. Ha, bu şeyi söyleyince insanlar şey diyor. Ya çocuk okutmazsınız onu yaparsınız falan. Kesken alakalı hikaye. Tabii canım. Tabii. Yani imkanımız olsa biz daha da üstlerini yaparız. Yani etrafımızdaki olaylara aynen algımız öyle açık. Kesinlikle. O yüzden kesinlikle çok da şey yapmıyorum. Böyle batıl inançlarım vardır mesela. Nazara inandığım için evimi ve çocuklarım derim onlara. Hiçbir zaman paylaşmayalım. Çok nadir. Mesela pet çalışırken karaya girer. Evet. Çoğu insandan dönüş var. Abi senin hayvansever olduğunu bilmiyorduk. Niye dedim ben bir yerde bir şey keserken mi gördünüz yani? Herkes kadar normalim yani. Evet, zaten evet, bu hayvanseverliği biz eşimle birkaç adım öteye daha taşıdık. Ben mesela vejetaryenim 2 senedir. Evet. Evet, yani bu kararı nasıl almak yaşam biçimine dönüşmüş yani. Evet. Eşim de vegan. Oo. Kimseye misafirliğe gidemiyoruz. Kimseye misafirliğe gidemiyoruz. Evet. Gelen de tok geliyor. Bu şekilde bir denge bulduk. Kendiniz götüreceksiniz artık yiyeceğiniz şeyi. Yani aslında kültüre bakıldığında hani bizim Türk kültüründe zeytinyağlı kültürü çok fazla aslında canım, kurtarıyor. Olmaz olur mu? İnsanlar şey zannediyor, bahçedeki otları mı yiyorsunuz diyor da. Yani hani bizim evde canım, eşim o konuda çok maharetlidir. En az 3-4 çeşit hep yemek olur. Kesinlikle yani o dünyanın içine girdiğinde bir sürü şey var. Bir tane şu yönden yani gına geldi. Hani konsere gidiyorsunuz. Et bizim ülkede bir şeydir. Yemekten öte bir simgedir yani. Misafire et yedirmezseniz küfür anlamına gelir. Evet, evet. Şimdi X bir yere konsere gidiyoruz. Mehmet Erdem ekibi gelmiş. Ne yedirin? Al abi et. Evet, evet. Et babam et. Oradan et, buradan et bilmem ne. bir yerden sonra da bana gına geldi. Hani bu dünya üzerinde başka yiyecek hiçbir şey yok. Var, bir sürü şey var. Evet. Öyle bir karar aldım. Şu anda da hayatımdan gayet memnunum. Ne güzel. Sağlığında yerindeyse ne güzel işte. Evet. Çok güzel. Her yerde ya makarna ya kaşarlı pideyle hayat mücadelesi veriyoruz. Sen yapar mısın yemek? Var mı öyle bir... Ben yapıyordum. Eşimden sonraki süreçte dedim ki sen mutfağa daha çok yakışıyorsun. Bence sen yap dedim. O bu konuda çok maharetli. Biz zaten o araştırmacı olmasaydı bu kadar, biz bu vejetaryenlik, veganlığı beceremezdik. Yani 3 ay sonra böyle toplu taşımada kafamızı yere vurur bayılırdık. Doğru. Şu anda gayet iyi. Belli aralıklarla kan ölçümlerimizi falan yaptığımız vesaire. Evet, evet, evet. Güzel. Evet. Davuldan nerelere? Harika. Ama bunlar da hep bir parçası Mert'in. Evet. Yani biraz ben de onu konuşmak istedim. İzleyicilerle de paylaşalım istedim. Peki Mert'in farklı ünlü davulcularla tanışıp bir anılar var senin hatırladığın. Buzuki Orhan'la çaldığın Dave Weckl. Evet evet. Biraz bahsetsene Dave Weckl'la. Kayıtlarına falan çalmıştı. Sağ olsun Orhan abi bir sürpriz yaptı. Stüdyoda çalışırken ne yapıyorsun dedi. Davul çalışıyorum. Ne var dedi üstünde. Aa dedim soruya bak. Dedim abi normal eşofman. Git dedi düzgün bir şeyler al kendine. Harbiye'deki isim vermeyeyim bir restorana gel dedi. Evet, evet. Allah Allah dedim. Her neyse girdim bir mağazaya üstüm başımı değiştirdim. Gidiyorum nereye gidiyorum. Her neyse oturdum masaya. İşte Orhan abi aradı dedi hazır mısın falan. Dedim neye hazır mıyım? Dave Weckl gelecek dedi. He dedim he. Oğlum dedi gel dedi zaten konser hani yemek yiyeceğiz falan. Ben kafada şekillendiremedim. Yani yıllardır videosunu izlediğinizde bir çat diye karşınıza oturuyor. Ben o heyecanı atmak için biraz içtim. Biraz fazla içmişim. Yani Dave Weckl geldiğinde ben çok güzeldim. Çok iyi. Sonra işte masada diyalog şu bu ama bana hani inme geldi orada resmen böyle durdum hani şimdi herife ne soru soracağım ki? Evet. Hani soracağım soru herif kafada 20 sene geri atacak. Literatürü yazmış onun önündeki bir herif yani dolu bir soru soramam. Bir de hani o anlarda şey istersiniz ya bir soru sorayım akılda kalacak. Evet, evet. Dave Weckl desin ki ya Türkiye'de bir çocuk vardı. Bekledim en son o bana döndü. Ya dedi sen de davulcu değil misin dedi. Evet dedim. Niye dedi bana hiçbir şey sormuyorsun dedi. Evet. Ben ona bir soru sordum. İşte dedim hani yıllarca videosunu, CD'lerini, müziklerini dinlediğiniz bir adam, hayran olduğunuz bir herifle dedim. Rolleri değişsek, siz dedim karşı karşıya otursanız, siz dedim ne soru sorardınız dedim. Güzel soru dedi. Yani dedim. Saatlerdir topluyorum şimdi. Benim dedi böyle bir anım var ama dedi o zaman ben de dedi dünyaca ünlüydüm dedi. Bundan sonraki söyleyeceklerim off the record sonra bu yayına girdi. Ama tabii o adamla öyle konuşmak, o havayı solumak, hikayeleri falan filan. Çok güzel. Çok hikayeleri güzel. Solumak, kayıtta canlı dinlemek. Sağ olsun Orhan abi o dönem. Ya adamın dibine yapıştırdı beni. Evet, evet ne güzel. Yani. Rodisinden daha çok dibindeydi. İşte kayıda girerken nasıl tonluyor, ne yapıyor, ne çok ediyor. Önemli. Çok önemli. O güzel bir deneyim oldu benim için. Evet evet harika. Beraber de bir çalışma yapacağız bugün. Davul tekniğiyle ilgili videolar paylaşacağız sitemizden de. Mert bize farklı ki hem kendi özellikle ben anlatmak istediği teknikleri istedim izleyicilerimize paylaşalım. Hem de birkaç o ritmik illüzyonları paylaşalım istiyorum. Böyle herkesin yapılamaz dediği bazı şov tekniklerin aslında temel basit bir evet, aslında teknikten başlayıp geliştiğiyle ilgili biraz onları sürpriz paylaşalım istiyorum beraber. Tamamdır. Ve Mert neler yapmak istiyor? Bundan sonra planların ne davulculukla ilgili veya davulun dışında? Ya aslında çok fazla bir planım yok hocam. Yani yaşadığımız hayata kendimizi çok kaptırdığımız için. Benim hani elim ayağım tuttuğu sürece davul çalmak istiyorum. Evet. Evet. Yani 20'li yaşlarda çok radikal bir karar verip üniversite eğitimini bırakıp bu enstrümana başlamam. Hasbelkader gelen hani kendime gördüğüm konum hakkında hiçbir zaman yorum yapmam da kendimi idame ettirebilecek bir konumdayım. Bu benim için çok önemli yani. Güzel. O yüzden elimden geldiği kadar çalabilmek, yeni bir şeyler öğrenmek. Evet. Hala benden demeyeyim de iyi bir şeyler dinlediğim anda hayıflanıyorum. Yani o içimdeki o kıskanç amatör ruh geçmedi. Güzel. Bu da muhtemelen beni eğer doğru kullanırsam ileriye doğru itecek bir şeymiş gibi düşünüyorum. Harika. Yani sen devam ettikçe belki de seni bulacaklar. Öyle düşünelim. Yani sen dedin ya ben devam edeceğim kendi gelişimi ama illa sen bulman gerekmiyor. Tabii bazen bununla alakalı de Instagram üzerinden, YouTube üzerinden paylaşımlı videolarımız da oldu. Evet, evet. O orada çalıp gönderiyor, ben burada çalıp gönderiyorum. Şimdiki sistemde daha pratik bir şey. Kimsenin de vaktini almıyor, gayet güzel. O işleri daha çok yapmak istiyorum. Hasan Meten arkadaşım var, Erdem Sökmen'le diyor projeleri çok fazla. Onu mesela ritmik zekasına hayranımdır. Onunla da bir şeyler yapmak istiyorum. Harika. Etrafımda bir sürü arkadaşım vardı. Şu anda hani etkileşimde oldum. Koray Üskülen. Evet, evet. Keza. Evet. Ne güzel, ne güzel. Bu ve örnekleri olarak yeni yapılacak her şeye açığım. Harika. Ama sadece şöyle bir lüksüm var. Beğenmediğim şeyde çalmak istemem. Yani hissetmediğin şeyde olmamak güzel zaten. Zaten hani birazcık bu işleri oluştururken soru cevap yapıyoruz. Hani abi yani şimdi melodik yapıyı her şeyi hazırlayalım ama diyorum şurayı şöyle sökelim, şunu şuraya koyalım vesaire. Şu o konularda anlaşıp bir orta yol buluyoruz. Evet. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapacağız inşallah. Ben yani şeyi Türkiye'deki sendeki öyle aslında dünyadaki davulculukta çok da geride olmadığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha doğuşu oradan olduğu için davulun teknik anlamda, bilim anlamında ve eğitim anlamında çok daha ileri seviyede eğitimler veriliyor. Ama yani bu kadar bilginin dağıldığı bir dönemde bizde de artık iyi davulcularımız var. Diğer keza enstrümanlarda da olduğu gibi. Ve ben senin tekniğini çok beğeniyorum. Sade, temiz bir tekniğin var. İyi işlerde, başka projelerde yapabileceğini düşünüyorum. İleride görüyorum. İnşallah şahit oluruz. Sen de, İnşallah ben de şahit olurum. Hep beraber. Bol şans ve kolaylıklar diliyorum. Ayağına sağlık tekrar.